Artık zamanı gelmişti. Discovery Sport'ta makyajlandı arkadaşlar. Makyajla birlikte otomobilin özellikle ön yüzünde büyük değişimler oldu. Zaten biliyorsunuz makyaj genelde ön yüz, arka yüz ve benzeri detaylarla sınırlı kalıyor. Ama tabii ki şunun da altını çizmem gerekiyor. Discovery Sport Evoque'la aynı platform üzerinde yükseliyor. Ve bu platform eskisine nazaran %13 daha sert. Bu %13'lük daha sert oran ne işe yarıyor derseniz, bunu sürüşte ve içerideki vibrasyon ve benzeri detaylarda artısını görebiliyorsunuz. Makyajla birlikte tampon zaten değişmiş durumda ve ben en çok aslında bu farları beğendim. Farlar böyle adeta şeytanı andıran ve özellikle yan aynalardan bakıldığında böyle resmen şeytana benzeyen bir yapıya kavuşmuş. Yan bölümde ise çok böyle farklı değişimler yok ama işte daha büyük jant grubuna yer verilmiş. 19 ila 22 inç arasında değişen jant seçenekleri burada konumlandırılmış. Bizim aracımız mesela kırmızı renkte. İşte buna keza siyah jantlar da otomobilde güzel bir kontrast yaratmış. Aynı şekilde yan aynaların kapakları da siyah olarak, piyano siyah olarak tasarlanmış. Siz makyajlı Discovery Sport'un tasarımını nasıl buldunuz? Videonun alttaki yorum kısmına muhakkak düşüncelerinizi belirtin ve kanalımda ilk defa çıkacak olan videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve abone ol tuşunun yanındaki zil butonu da aktif etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Önle ilgili makyaj detayları böyleydi. Şimdi bir de arkaya bakalım. Şimdi arka bölümde yine makyajla birlikte böyle gördüğünüz gibi stop grupları değiştirmiş. Ben böyle Japon otomobillerinden hatırlıyorum böyle işleri görünen stop grupları. Ama bana sorarsanız bence daha çok burada kırmızı tonlu stop gruplarının kullanmasını beklerdim. Otomatik açılan bagaj kapağımız var. Burada yeteri kadar bir bagaj alanı size sunulmuş durumda. Yarım boy bir yedek lastiğimiz var. Burada ve otomatik açılıp kapanan bagaj kapağı sayesinde de kolayca bu otomobilin içerisine bir şeyler koyup veya indirip bindirme konusunda Discovery Sport size fazlasıyla avantaj sağlıyor. Makyajla birlikte yine tampon grubu değiştirilmiş. Yine burada yine spor bir görüntü kazandırmak için işte buraya bir tane spoiler eklenmiş durumda. Otomobilde ekstradan bir özellik daha var. Bunu sürüşte de bahsedeceğim. İşte dikiz aynasına konumlandıran bir ekran sayesinde arkadaki aracı böyle kamera vasıtasıyla görebiliyorsunuz. Kamera nerede abi derseniz, kamera işte bu gördüğünüz antenin üzerine konumlandırılmış ve adeta net bir şekilde arkada ne var ne yok onu size gösteriyor. Böyle daha çok detaylarla boğulmak istemiyorum. Discovery Sport gerçekten bir arazi canavarı mı yoksa normal standart caddede gezecek bir otomobil mi? Gelin şimdi onlara bakalım. Evet, geldik bence keyifli bölüme. Makyajlı Discovery Sport'un içerisine geçtiğimizde artık burada önemli değişimler görüyoruz. Mesela içeride ilk olarak gözüme çarpan detaylardan bir tanesi, biliyorsunuz Range Rover modellerinde işte böyle çevirmeli ve start tuşuna bastığınız zaman çıkmalı bir vites seçicisi vardı. Onun yerine artık burada daha böyle eski nesillerden hatırladığımız standart bir şanzıman koluna yer verilmiş. Burada gerçekten farklı bir hava katmış mı? Evet, buraya katmış. Ama tabii ki ben çevirmeleri daha çok seviyordum. Şimdi eşya gözü konusunda ise yine cömert davranılmış. Burada vitesin önünde, arkasında iki tane bardaklık ve kolçakta da fazlasıyla alan var. Buraya bütün eşyalarınızı sızdırabilirsiniz. Bu orta konsoldaki ekran yani diğer böyle Land Rover modellerinden tanıdık aslında. İşte dokunmatik olarak kontrol edebilme şansınız var. Multimedya özelliğini kontrol edebiliyorsunuz. Geri görüş kamerası olarak kullanabilme şansınız var. Bir de ekstradan Clear Sight diye bir kamera sistemi artık makyajlı Discovery Sport'ta yerine almış durumda. Buradaki ekran sayesinde direkt böyle çıktığınız araziyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte nerede çukur var, altında taş mı var, otomobilin bir şeyin üzerinden geçiyorum ama o ne gibi detayları böyle otomobilden inmeden aslında net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir korkum var. Hani çamurlu ortamlara girdikten sonra o kameranın akıbeti ne olur? Açıkçası bilmiyorum. Bunu belki testte görme şansım olacaktır. Yine makyajlı Discovery Sport'ta yenilik olarak bu dikiz aynasını görüyoruz. Abi dikiz aynası ne yenilik falan filan diyeceğinizi duyar gibiyim. Mesela böyle altındaki hani bizim eski dikiz aynalarında böyle arkadan çok ışık geldiğinde veya arkadaki aracın uzunları açık kaldığında hani böyle kapatıp da karartırdık ya, hani manuel karartma ya, işte burada direkt abi arkayı gösteren bir kamera sistemi buraya yerleştirilmiş ve bu ekranın kamerası da arkadaki balık sırtı yüzgecine benzeyen
o antenin arka tarafına konumlandırılmış. Oldukça güzel bir detay olmuş ve arkanızdan kimin geldiğini, kimin gelmediğini daha net bir şekilde görebilme şansınız var. Pahalı bir oyuncak olmuş özetle. Ama işte otomobilin içini böyle kişiselleştirebileceğiniz, özel kılabileceğiniz detaylardan bir tanesi olmuş. Direksiyon diğer yine Land Rover modellerinden tanıdık. Ve bu ortadaki gösterge paneli de aynı şekilde. Tamam, kullanışında lafım yok ama böyle bir otomobilin içerisine bence artık yakışmıyor. Biraz eski kalıyor. Şimdi yukarıdaki multimedyanın ekranını anlattıktan sonra yine böyle birçok farklı opsiyonu içerisinde bulunduran, adeta böyle ekranı andıran, böyle piyano siyahıyla kaplanmış bir alana daha yer vermiş burada Land Rover. Burada mesela ne gibi opsiyonlar var? Mesela buradaki araç logosuna bastığınız zaman buradan çekiş modlarını ayarlayabilme şansınız var. Soldaki tuşa bastığınız zaman da yine soldaki yuvarla işte mesela şu an klima hızını ayarlamaya opsiyon yapılmış. Klima hızını yine aynı yerden kapattığınız zaman sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda sağ taraftan da sıcaklık ayarlayabiliyorsunuz ama mesela otomobile bastığınız zaman burası direkt çekiş modlarına dönüyor. Bu da gerçekten güzel bir detay. Hani akılcı bir detay olmuş. Yine aşağıda start stop ve ESP'yi kapatıp eğim iniş kontrolü açabileceğiniz tuşlar da buraya dokunmatik olarak konumlandırmış durumda. Ön taraf böyleydi arkadaşlar. Şimdi arkayı merak ediyorum. Arkadaki diz mesafesi ne durumda? Bir de ona bakalım. Makyajlı Discovery Sport'un arkasına geçtiğimizde gördüğünüz gibi burada diz mesafesi konusunda da baş mesafesi konusunda da herhangi bir sıkıntım yer almıyor. Burada 40-60 olarak ayarlanmış koltuklar var. Burada bir tane kolçak, 2 bardaklık ve ufak bir alan ayar verilmiş. Bu arkada cepler konumlandırılmış ve tabii ki arka havalandırma için de ızgaralar buraya konumlandırılmış. Burada ufakça eşyalarınızı koyabileceğiniz güzel detaylar var. İşte kapı içleri yeterli seviyede. Ama mesela ben buraya bir tane böyle güneşlik isterdim açıkçası. Bunun da olmasını beklerdim. İşte aydınlatmalar güzel bir şekilde konumlandırılmış ve tam böyle okuma hizasını aydınlatıyor. Oldukça güzel bir detay haline gelmiş. Burası da böyleydi. Ben daha çok hani bu modelin arazide neler yaptığını merak ediyorum. Gelin şimdi bir de onlara bakalım. Şimdi araziye geçeceğimiz zaman hemen buradaki sürüş modlarından bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Mesela burada oto modu var. Çimçakıl kar var. Devamında işte çamurlu yol programı var ve kum modu var. Biz daha çok böyle çimçakıl kar veya direkt çamurlu yol modunu seçelim ve ufaktan başlayalım. Yani gerçekten bakalım bu otomobil böyle işte standart böyle gezilerde mi kullanılan bir araç, yoksa daha çok böyle gerçekten Land Rover genlerini anlatan bir otomobil mi? Onun detaylarını aslında biraz burada bu zeminde test etmek istiyorum. Burayı daha önce Suzuki Jimny ve Amarok'la veya birçok farklı pick-up'la gezmişliğim var aslında. Hani böyle çok fazla zorluk yaşamadan aslında ilerlemiş oluyorum. Sonuç olarak Evoque altyapısında ve Evoque mantığında aslında yapılmış bir otomobil. Daha çok böyle günlük hayatta kullanayım, işte geniş bir aracım olsun, uygun fiyatlı da olsun, işte çok da pahalı olmasın gibi, hani ihtiyaçlarım karşılasın adı altında bir otomobil aslında. Çokça fazla kıyamazsınız zaten, hani bu tarz yollarda biraz daha böyle daha böyle pick-up'tı, benzeri şeyler de aslında daha çok prim yapıyor. Ben şimdi aslında daha da fazla yormak istemiyorum. Hemen oto moduna geçeyim. Oto modunda aslında çok fazla böyle ayar yapmanız gerekmiyor. İşte eko modu var mesela. Eko modunda işte yakıt tüketimi konusunda avantajlı olabileceğiniz bir noktada oluyor. İşte daha az böyle gaz tepkisi elde ediyorsunuz. İşte mesela normalde konfor modu var. Daha yumuşak süspansiyonlara sahip oluyorsunuz. Devamında işte dediğim gibi mesela çimçakır kar modu var. Daha çok böyle kaygan zeminlerde işinize yarıyor. Çamurlu yol modu var. Daha çok böyle çamurun arttığı yerlerde işinizi görüyor. Ve tabii ki kum modu var. Direkt patinaj yapabileceğiniz bir evreye getiriyor aslında sizi. Patinaj yapmanıza izin veriyor özetle. Çamurlu yol moduna geçeyim. Seçildi mi? Evet, seçildi.
şu değişimlerden sonra böyle araç direkt hani ben evet mod değiştirdim, modum değişti benim algısını size sunuyor direkt. Böyle bir algı yaratıyor. Direkt mesela ağır devirde ilerlemeye çalışıyor. Ama mesela çok böyle yükseltip alçaltma gibi bir opsiyonunuz yok burada. Diğer Range Rover modelleri gibi böyle çok yükseğe alayım, işte şey yapayım, bunun gibi bir detay yok. Bu daha çok böyle günlük kullanım yapayım, daha sonrasında da işte caddede dolanayım birazcık. İşte benim de çocuk sayım fazla, arkaya da çocuk koltuğu koyayım vesaire vesaire gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir araç aslında. Peki hangi motorlarla geliyor? Motorlarla ilgili bir değişim olmadı. Dizelde 150, 180, 240 beygirlik güç seçeneklerinin yanında, benzinli de ise 200, 250 ve 300 beygirlik güç seçenekleri sunulmuş durumda. Şimdi sürekli 4 çeker sistemine sahip, yani herhangi bir oto moduna da aldığınızda sürekli 4 çeker olarak yolunuza ilerliyorsunuz. Ve işte şurada mesela dediğim gibi hani çok böyle araziye girmeden şurada mesela ön lifi hemen sürtebiliyor. Yani çok böyle yükseltme alçaltma gibi bir durumunuz yok. Araç daha çok böyle dediğim gibi caddede gezme amaçlı veya ne bileyim çok böyle büyük off-road deneyimi beklemeyecek olan kişilerin aslında tercih edebileceği otomobillerden bir tanesi bu. Şimdi Evoque ile aynı platform üzerinde yükselmiş dedik ya, %13 daha sert dedik ya, bu içerideki vibrasyonu gerçekten bir önceki modele göre biraz daha kısmış durumda, yani engellemiş durumda. Daha stabil bir sürüş sizi bekliyor ve içerideki titreşimler daha da azalmış ve otomobil sert olduğunu sürüşte de yüksek hızda da size hissettiriyor aslında. Yani böyle Discovery aldığınızda böyle her yere atlar girersiniz ya, girer çıkarsınız ya, burada biraz daha böyle ulan şimdi sürtecek mi, ulan şimdi şu mu olacak gibi düşünceler içerisindesiniz. Yani Discovery Sport'ta bunu yaşıyorsunuz. Adı üstünde zaten Discovery Sport. Sport bir otomobil, yani sportif bir SUV. Yani böyle çok böyle arazi iddiası olmayan ama arazide de sizi yolda yarı yolda bırakmayacak. Hani bir yere kopsa bile, örnek veriyorum, yani tamponu koparsanız bile, ne bileyim ön lipi koparsanız bile sizi oradan çıkaracak, o zor durumdan çıkaracak bir tatlı otomobil aslında. Peki nasıl bir makineyle geliyor derseniz, 2 litrelik dizel makineyle birlikte geliyor. Bu motor 180 beygir güç ve 430 Nm tork değerine sahip. Peki gücünü gerçekten hissettiriyor mu size? Evet. Yani ilk gaza oturduğunuz andan itibaren bu gücü net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Peki tüketim ne durumda derseniz, fabrika verilerine göre 5.6 litrelik tüketim değerlerine sahip bu otomobil. Ama realde işte aslında öyle olmuyor. Normalde İşte 5 litreler üzerine 2 litre, hadi standart kullanımda koyduğumuzu varsayarsak 7.5 litrelerde yakma şansınız var. Ama tabii ki böyle araziye ve benzeri yerlere girdiğiniz zaman 10 litreler çok çok rahat bir şekilde tüketilebiliyor. Asfaltta işler nasıl derseniz eğer, şu an mesela Arnavut kaldırımdan geçtim, çok da fena değildi. İşte süspansiyonun yumuşak olmasının da avantajını burada kullanıyorsunuz. Mesela ekstradan konfor moduna geçeyim. Evet, şu an süspansiyonlar biraz daha yumuşadı. Biraz daha böyle yaylanarak yoluma devam ediyorum aslında. Kasis ve benzeri geçişleri çokça fazla hissetmiyorum özetle. Peki Discovery Sport ne kadar? Arkadaşlar, fiyat etiketleri 500 bin ile 600 bin lira arasında değişiyor. Yani bu otomobil dedim ya hani çokça böyle Land Rover'ın böyle iddialı SUV'ları gibi değil. Daha çok böyle Evoque gibi şehir içerisinde kullanabileceğiniz bir otomobil ve sportif bir otomobil. Bu sebepten dolayı da fiyatı da ona göre konumlandırılmış. Yani daha dişli versiyonları işte 800 bin, 900 bin, 1 milyon liraya ulaşırken bu aracın fiyatı 500 bin ile 600 bin lira arası değişiyor aslında. Fiyat çok abartı mı? Bence değil. Hani yine rakip analizi yaptığınız zaman zaten fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı bu seviyede. Bu sebepten dolayı hani böyle bu otomobilin fiyatının normal olduğunu söylemem gerekiyor. Makyajlı Discovery Sport'la ilgili anlatacağım detaylar özetle böyleydi. Varsa aklınızda kalan sorular videonun altındaki yorum kısmına mutlaka belirtin. Bir başka teste, bir başka konularda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.